Bugün sizlere Bourbon viski yapımını anlatacağım. Etil alkolden. Öncelikle malzemeleri sayayım. Aktif karbondan oluşturduğumuz filtre. Bir pet şişeyi bu şekilde kesiyorsunuz. Kestikten sonra şu ucuna pamuk, yani içeriden takıp pamuk. Daha sonra da bildiğiniz gibi akvaryumlarda satılan aktif karbonu içine yerleştiriyorsunuz. Çok iyi bir filtreleme sistemi. Etil alkolün içerisindeki ağır metalleri bu aktif karbonda filtre ediyoruz. Bir gün bekletilmiş, yani açık kapta bekletilmiş etil alkol. Üzerini bir şeyle örtebilirsiniz toz kaçmasın diye. Bir gün bir havalansın, çünkü o ağır kokusu uçsun gitsin diye havalandırıyoruz. Şişemiz cam şişe. Alkol metre. Bu şart değil ama viski oranı olan, iyi viski oranı olan %43 oranını yakalamak için veya bu işi devamlı yapmak istiyorsanız şu alkol metre setinden bir tane alın. Gerçekten faydasını görürsünüz. Çünkü göz kararı ister istemez doğru sonucu vermiyor. Doğru oranı yakalayamıyorsunuz. Bir tane mezür ve alkol metre gayet işinizi görecektir. Bunu nasıl çalıştığını da göstereceğiz en son. Huni. İskoç viskisi aroması. Bunu internette bulabiliyorsunuz. Bu aroma olmazsa olmaz. Viskiye tadını ve kokusunu özellikle veren etkenlerden bir tanesi bu. Bir diğeri de meşe. Meşe cipsi denilen meşe ağacının parçaları. Bunlar da kalite kalite olarak satılabiliyor. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite diye. Peki bourbon nasıl yapılıyor derseniz. Bourbon'da bazı meşe parçalarını alıyoruz ve meşe parçalarını ocakta yakıyoruz. İşleme başlayacağım şimdi, ben size göstereceğim yanından. Evet, ocağı bu şekilde yaktıktan sonra şu meşe parçalarını böyle ateşin üzerinde zaten tutuyoruz. O yanıyor böyle. Şöyle kararıyor. Zaten her yer meşe kokmaya başlıyor. Çok güzel bir koku. Müthiş bir koku. Tamamen yanmayacak arkadaşlar. Sadece böyle bir çevresinin siyah olması yeterli. Bu şekilde. Parçaları tekrar tekrar böyle bir kısmını yaktıktan sonra yeniden hafif yakarak tekrar kullanabilirsiniz bir daha yapmak isterseniz. Şu şekilde bir kısım meşe cipsini közledik diyebiliriz. Yani yaktık. Bourbon arabasının aromasını veren özellik bu. Evet, şimdi arkadaşlar gelelim esas meseleye, filtrelemeye başlayacağız. Şişemizi alıyoruz. Şişemizi açtıktan sonra bu filtreliyoruz. Yerleştirdikten sonra da 1,5 litre etil alkolümüzü en üstten döküyoruz. Bu ağır ağır filtrelenecek kendini. Evet, çok ince bir şekilde süzülüyor arkadaşlar. Bu biraz vakit alacak ama gerçekten bunun içinde ne kadar fazla durursa o kadar iyi bir filtrasyon sağlamış olacağı için. Normalde eğer hızlı aksın istiyorsanız 3-5 kere tekrar edebilirsiniz. Ama böyle bir kere yeterli. Bir kere filtrelemeniz. Bu zaten bayağı bir vakit alacak. 45 dakikaya yakın. Normalde bunu
içinde bir gün, iki gün bekletenler var yani. Etil alkolün filtrasyonunu sağlamak için. Bu da farklı bir yöntem. Gayet de yumuşatıyor. Ağır metalleri de alıyor. Evet, iki kere filtreledim ben bunu. İki kere filtreledikten sonra filtremizi çıkarıyoruz. Bunu yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. 1,5 litreye yakın filtrelenmiş etil alkolümüz elimizde. Şimdi buna yaklaşık 1,5 litreye yakın gene su ekliyoruz. Tam 1,5 eklemeyin, 1,2 ekleyin alkol metre kullanacaksanız. Ona göre çünkü alkol oranını ölçeceğiz. Evet, etil alkolümüzün içine iyi suyunuzu ekliyoruz. İyi su olacak yalnız arkadaşlar. Karışımımız hazır. Karışımımızdan numune alacağız. Alkol oranından ne kadar olduğunu göreceğiz. Ona göre çok altın oranında amacımız viski yapabilmek. Şimdi bunu önce kapatıp biraz çalkalıyoruz. Özdeşleşsin bu. Daha sonra bunu kaba boşaltıyoruz tekrar birazını. İşimize yarayacak kadarını. Akabinde bunu mezürümüzün içine döküyoruz. Bu mezür 250 milimlik bir mezür. Şimdi o oranda doldurdum. Doldurduktan sonra da alkol metremi içine bırakıyorum ve alkol oranının kaç olduğunu, yani %43'ü, %44 arkadaşlar. Oranı %44. Müthiş bir oran yakalamışız. Çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra şişemizin içine dolduruyoruz tekrar. Yaklaşık 3 litre viskimiz, viski ham maddemiz bu şekilde arkadaşlar. Filtrelenmiş etil alkolle belirli oranda suyu karıştırıp %43 alkol oranını bulmak bize hakiki viskiyi sağlıyor. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bourbon viski yapmamız için bu yanık olan hafif közlenmiş olan meşe cipslerini içine atıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl olsa süzeceğiz. Endişeniz olmasın. Bourbon dediğimiz olay zaten bunlar. O aromayı veren özellik. Bu yanık meşe cipsleri bir gün kalacaklar içinde arkadaşlar. Bir gün kaldıktan sonra biz bunu süzgülü honi yardımıyla, bu zaten tortuları falan hepsi gidecek. Ama müthiş bir aroma bırakacak. Bir gün sonra çıkartacağız ve içine kendi cipslerimizi yerleştireceğiz. Meşe cipslerimizi. Ben aromayı burada ekliyorum. Viski aromasına. 1 litreye 1 milim olacak şekilde ekleniyor. Bu zaten damlalıklı 1 milim olarak akıtıyor. Şöyle 3 milim civarı akıttık. Ve bir gün dinlenmeye bırakacağız. Ertesi gün de cipslerimizi koyacağız içine. Arkadaşlar, bourbon viski için yanmış meşe parçalarının
Bir gün bekledikten sonraki hali bu. Şurada bir renk alıyor. Şimdi biz dibe çökmüş vaziyette parçalar. Biz bunu süzeceğiz. Bu parçaları çıkartacağız. Sonra diğer meşe cipslerimizi içine koyacağız. Evet, tekrar şişemizi boşalttıktan sonra şu kadar bir meşe cipsini içine atıyoruz. Aromayı veren bu olduğu için, yani viski tadını veren meşe olduğu için böyle bolca atabilirsiniz yani. Bu da birkaç güne zaten rengi koyulaşacak. Tam viski görünümü olacak yani. Arkadaşlar, meşe cipslerini koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz ve çalkalıyoruz. Beklemeye bırakıyoruz. Ne kadar uzun süre beklerse o kadar lezzetli olur. Ben yaklaşık bir ay bırakıyorum. Ama 3 gün de bırakabilirsiniz. Yani en az bir 2 gün dursun içinde. Ama dediğim gibi ne kadar uzun beklerse o kadar tadı güzel olacak. Ben size bunu sonraki hallerinde göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu viskinin 2 hafta sonraki hali. Bakın, rengini görüyorsunuz. Müthiş bir renk almış durumda. Kokusuna baktığımızda ise kokusu da gerçekten çok cezbedici yani. Bunu süzüp şişeleyip içebilirsiniz artık. O hale geldi. Tam %43 alkol oranlı viskimiz içmeye hazır. Altın oran olduğu için iki kadette hemen kafa yapar. İçimi de çok güzeldir. Meşeleri yeniden yıkayıp kurutup tekrar kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem, yani bir iki kullanımdan sonra yeni meşe alın, onlarla yapın. Aklınıza gelen her türlü soruyu yorum olarak yapabilirsiniz.